İyi akşamlar sevgili seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Havran'da asansör yapımında çalışan işçi iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Elektrot mu ne alıyordum? Kaynağı mı veriyordum artık o an? Bak düşmüş, gidiyordu aşağı. Vali Mustafa Yaman, Körfez ilçelerine dolaştı. Hoş geldin. Nasılsın? Allah kolaylık versin. Edip Uğur, Kares AVM'yi cazibe merkezi haline getireceğiz. Hoş bulduk. Nasıl Müdür Bey için? Sen öbür taraftaymışsın herhalde. Atatürk Devlet Hastanesi'nde hematoloji ve onkoloji poliklinik hizmeti başladı. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanemiz birçok alanda 3. basamak hizmetleri verebilecek düzeye yükselmiş bir hastanemiz. Karesi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüyor. Mesleki eğitimin şehrimize potansiyel olarak geri dönmesi için belediye olarak çalışmalar yapmak istiyoruz. 6 Eylül Belediye Meclisi Pamukçu'da toplandı. Şehirle ilgili bu ziyaretlerimizin ilkini gerçekleştirdik. Bu ikincisi. Havran'da yollar bakıma alındı. Türk Eğitim Sen'den idareci ve müdür atamalarına sert eleştiriler. İlk defa müdür olmak isteyen ve tekrar müdür olmak isteyen arkadaşlarımızla ilgili bir mülakat söz konusu. Gazeteciler Cemiyeti Vali Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Sayın Uğur olsun. Sandal yardımcımız olsun. Balıkesir, Türkiye'nin güzel köşelerinden bir tanesi. Tabip Odası iş kazalarına dikkat çekti. Ülkemizde iş kazasının olmadığı ve işçilerin yaşamlarını kaybetmediği gün geçmiyor. Dursun Bey'de yarım asırlık minare yıllara meydan okuyor. Sevgili seyirciler, Balıkesir'in Havran ilçesinde hükümet konağının asansör yapımında çalışan bir işçi iskeleden düştü. Selahattin Ören isimli işçi hayatını kaybetti. Havran'daki bu üzücü olay sabah saatlerinde kaymakamlık binasında meydana geldi. Binaya ek asansör yapımı için kurulan iskelenin ikinci katından düşen 60 yaşındaki Selahattin Ören hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin mesai arkadaşı olayın kaynak yaptıkları sırada meydana geldiğini belirterek kaynak yapıyorduk. Elektrot almak için arkamı döndüğümde düştü. Dengesini mi kaybetti yoksa iskele mi çöktü bilmiyorum. Olayın hala şokundayız şeklinde konuştu. Ben kesim yapıyordum, o kaynak yapıyordu. Bir şey istemişti benden, onu alacaktım. Sağlamlama da ona aitti. Her şey ona aitti yani. O benden tecrübeli olduğu için. Ben beraber punt alıyorduk, o sağlamlıyordu. Bütün kaynakları ona aitti. O yapıyordu bütün kaynakları da. İkinci kattan düştü. Kaç günden beri burada çalışıyorsunuz? Bugün üçüncü gündü. Hangi şirkete bağlısınız? Şirkete bağlı değiliz biz. Taşeron. Ben eğildim zaten yere, çekiç mi alıyordum, elektrot mu ne alıyordum, kaynağı mı veriyordum artık o an? Bak düşmüş, gidiyordu aşağı. Selahattin Ören'in cesedi savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği belirtildi. Sevgili seyirciler, Balıkesir Valisi Mustafa Yaman, Körfez ilçelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Tek tek belediyeleri dolaşan Yaman, ilçeler hakkında bilgi aldı. Balıkesir Valisi Mustafa Yaman, Körfez ilçelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Tek tek belediyeleri dolaşan Yaman, ilçeler hakkında bilgi aldı. Körfez ilçelerinden önce Havran'a gelen Vali Mustafa Yaman, ilk olarak kaymakamlık binasına gitti. Burada kaymakam Yasin Öztürk'ten bilgi alan Yaman, ardından Havran Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Emin Ersoy'u ziyaret etti. Beraberinde İl Emniyet Müdürü Feridun Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İl Jandarma Komutanı Ömer Arık, İl Turizm Kültür Müdürü Mustafa Çaltı ile beraber Başkan Ersoy'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Heyet Cumhuriyet Caddesi üzerinden esnafla tek tek selamlaşarak köşmerim, yorgancı ve soba imalatçısı esnafla görüştü. Hoş geldiniz. Allah kolay gelsin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Yaman'ın bir sonraki durağı Burhaniye oldu. Burhaniye Hükümet Konağı önünde Burhaniye Kaymakamı Osman Yenidoğan, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal başta olmak üzere ilçe protokolü tarafından karşılandı. Balıkesir Valisi Mustafa Yaman ve protokol üyeleri kaymakamlık makamına çıkarak bir süre ilçede yapılan çalışmalar ve sorunlar hakkında Burhaniye Kaymakamı Osman Yenidoğan'dan bilgi aldı. Daha sonra hep birlikte Burhaniye Belediyesi'ne geçildi. Başkan Necdet Uysal tarafından Vali Yaman'a belediye çalışmaları hakkında bilgi verildi. Yaman ilçe ziyaretleri kapsamında Burhaniye'den sonra geldiği Edremit'te de Kaymakam Abdülhamit Erguvan, Belediye Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker başta olmak üzere diğer ilçe protokolü tarafından karşılandı. Bundan o İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kurt, arz edelim Sayın Valim. Kaymakamlıkta Vali Mustafa Yaman'a bilgi verilmesinden sonra restorasyonu tamamlanan ve teslim edilme aşamasına gelen 500 yıllık tarihi Edremit Hükümet Konağı gezildi. Burada eksikliklerini gördüğü yerleri müteahhide gösteren Yaman, eksikliklerin bir an önce giderilmesini istedi. Eksikleri bildireceğiz. Eksikleri için belli bir süre vereceğiz. Şey gibi olmasın. Ardından Edremit Belediyesi'ne giden Vali Yaman'a Edremit halkı da büyük ilgi gösterdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi AVM'yi ziyaret etti. Tapu Müdürlüğü, nikah salonu gibi buraya taşınan kurumları ziyaret edip bilgi aldı. Sen getiriyorsun buraya, herkes, satıyorsun. Evet, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Karesi AVM'de faaliyet gösteren kurum ve esnafları ziyaret etti. Uğur ilk önce Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne gitti. Kolay gelsin. Ne güzel olmuş burası ya. Eski yerinizden güzel değil mi burası? Ha? Ne gidiyorsunuz bilmiyorum. Tapu Kadastro Müdürü Atilla İren'le birlikte 6 Eylül ve Karesi hizmet binalarını gezen Başkan Uğur, vatandaşların daha kaliteli ve iyi şartlarda hizmet alması için kurumun önüne kapalı bekleme alanı yapılması talimatını verdi. Hoş bulduk. Nasıl Müdür Bey için? Sen öbür taraftaymışsın herhalde. Karesi 6 Eylül değişiyor mu? Burası orta. Değişiyor. Ha orta. Ha. İşlem sırası bekleyen vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Uğur, Karesi AVM'yi cazibe merkezi haline getirmek için gereken düzenlemelerin yapılacağını kaydetti. Kolay gelsin. Buraları akit odamız oldu. Biraz böyle küçük kaldığı için böyle. Evet. O nedenle vatandaşımız dışarıda tutuldu. Dışarıda kaldı. Tapu Kadastro Müdürlüğü, Karesi Nikah Salonu, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Semt Polikliniği gibi kurumların Karesi AVM'ye taşındığına dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Karesi AVM'yi hareketlendirmek ve esnafımızın işlerini artırmak amacıyla bazı kurumları buraya taşıdık dedi. Başkan Uğur, kurum ziyaretlerinin ardından Karesi AVM'de faaliyet gösteren esnaflarla sohbet etti. Bazı kurumların AVM'ye taşınması kararıyla birlikte işlerinde bir artış olduğunu ifade eden esnaf, Başkan Uğur'a bu girişimlerinden dolayı teşekkür etti. Nasıl işler? Yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor herhalde. Başlıyor değil mi? Bizim burası gösteriyor yani. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde çocuklar için hematoloji-onkoloji polikliniği hizmete girdi. Hizmete açılan poliklinikle bu anlamda önemli bir adımın atıldığı belirtildi. Hematoloji, onkoloji polikliniğinin hizmete açılmasıyla ilgili olarak Atatürk Devlet Hastanesi'nde bir tören düzenlendi. Açılışa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Hasan Hocaoğlu, İdari Hizmetler Daire Başkanı Aşkın Mert, Tıbbi Hizmetler Daire Başkanı Murat Yeşilbaş, Atatürk Devlet Hastanesi yöneticisi ve başhekimi Nazmi Başaran, başhekim yardımcıları, hasta çocuklar ve aileleri katıldı.
Hep birlikte kurdelenin kesilmesinin ardından Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Hasan Hocaoğlu açılışı yapılan poliklinikle ilgili bilgi verdi. Hayırlı uğurlu olsun herkes inşallah. Burada bakar mısınız? Balıkesir Atatürk Devlet Hastanemiz birçok alanda 3. basamak hizmetleri verebilecek düzeye yükselmiş bir hastanemiz. Özellikle çocuk alanında düzeyini oldukça artırdı. Özellikle hematoloji, kardiyoloji, yoğun bakımlarla birlikte. Çocuk hematolojisi alanında da düzenlenmiş mekanda daha üst düzey hizmetler vermek için doktor arkadaşımızın da büyük gayretleri var. Hem Nazmi Bey'i hem de doktor hanımı bu konuda gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Biz her türlü destekte onların yanındayız. İnşallah Balıkesir'imize çok daha iyi hizmetleri verecekler diye tahmin ediyorum. Hematoloji Onkoloji Polikliniği sorumlusu uzman doktor Nihal Karadaş bu poliklinikte verilecek hizmetleri anlattı. Haftanın 5 günü poliklinik saatlerimiz sabah saat 8, akşam 5'e kadar hizmet vermekteyiz. Tüm hematoloji, onkoloji alanında hani hastalarımızın takipleri burada yapılabiliyor. Ayaktan tedavi alması gereken, haftalık kemoterapileri alması gereken hastalar, yine immün yetmezlikli hastaların intravenöz immünoglobulin tedavilerini burada biz uygulamaktayız. Hani sayımız gittikçe yavaş yavaş oldukça artıyor. Bu vesileyle daha da artacaktır. Tedavi gören çocuklara cesaret belgeleri dağıtıldı. Bu iğneden korkmayanlara veriyor, evet, değil mi? Evet. Al bakalım. Bu iğneden korkmayanlara bu belgeyi veriyorlar. Yine bir hediyemiz. Al bakalım Yeter. Aferin sana. Ardından Doğa Koleji öğrencilerinin polikliniğe getirdiği kitaplar teslim edildi. Sevgili seyirciler, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşım ve istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Yılmaz, karar alma sürecine STK'ları da dahil etmek istediklerini vurgulayarak sizlerle beraber yürümek istiyoruz dedi. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarıyla Otel Basri'de düzenlenen paylaşım ve istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya AK Parti MYK üyesi ve Sosyal İşler Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Masar Bağlı, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Özdamar ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle oda başkanları katıldı. Zorlandığımız konularda sorular da sorabilirsiniz. Balgüç Vakfı'na ait tanıtım tırıyla 10 ayrı ilde Balıkesir'i tanıtacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz, daha önce İzmir, İstanbul, Ankara ve Tokyo'da açılan Anadolu Motiflerinin Dili sergisinin Balıkesir'de de Karesi AVM'de açılacağını kaydetti. Biz şehirde yeni şeyleri yaparken sizin gibi toplumumuzun kanaat önderleriyle beraber yol vermeye, yön vermeye ve hedefleri beraber koymaya çalışıyoruz. 3 tane gündemimiz var. Şive Bişel'in 700 milyon euro para döndüren biyogaz, yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi gibi konularda gelişmiş bir kasaba olduğunu vurgulayan Yılmaz, sizlerle istişare ederek Almanya ile işbirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz dedi. Pazar yerleri içinde yeni projeler hazırladıklarını ifade eden Yılmaz, pazar yerlerinin altına ve üstüne sosyal ihtiyacı karşılayacak hamam, market, halı saha gibi yerlerin yapılacağını belirtti. Karesi Spor Kulübü'nü kurduklarını ifade eden Yılmaz, bireysel, sahiplenilmeyen spor dallarının ön planda olacağını ve kurtdereli güreşlerini de marka yapmak istediklerini söyledi. Bunların yanı sıra Karesi meslek edindirme kursları hayata geçirilecek. İhtiyaca yönelik nitelikli personeller yetiştirilecek. Mesleki eğitimin şehrimize potansiyel olarak geri dönmesi için belediye olarak çalışmalar yapmak istiyoruz. Tüm bu çalışmalar için sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yılmaz, sizlerin görüşlerinizi çalışmalarımıza entegre etmeyi amaçlıyoruz dedi. Ve sizlerin değerli görüşlerini not alıp bunları yapılan planların içine mutlaka entegre etmek temel amacımız. Toplantıya katılarak katılımcıların sorularını yanıtlayan AK Parti MYK üyesi Masar Bağlı da belediyelerin çalışmalarını gerek genel merkez gerekse büyükşehir olarak desteklemeye hazırız açıklamasında bulundu. Ben Profesör Doktor Masar Bağlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesiyim, AK Parti MYK Üyesiyim, Sosyal İşler Başkan Yardımcısıyım. Başkan Yılmaz açıklamaların ardından STK ve oda temsilcilerinin istek ve önerilerini dinledi. Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Eczacı Adil Tosin.
Sevgili seyirciler, 6 Eylül Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Pamukçu'da toplandı. Yapılan toplantıda önemli müjdelerin verildiği gelişmeler üzerinde duruldu. Kasım ayı 1. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun başkanlığında yapılan Kasım ayı 1. birleşimi yoklamayla başladı. İsmail Çoban. Burada. Hasan Avcı. Burada. Ardından Başkan Zekai Kafaoğlu önce kardeş şehirle teknik lise yapılması konusundaki gelişmeleri anlattı ve bu konuda oylama yapıldı. Kardeş şehirle ilgili bu ziyaretlerimizin ilkini gerçekleştirdik. Bu ikincisi, aynı zamanda bir teklif gelmişti. Bir üniversiteden, Almanya'nın bir şehri. Kardeş şehirde olabilmeyi düşündüğümüz bir şehirdi. Onların üniversitesi teknik üniversite pozisyonda. Kardeş şehir olduğumuz yerle anlaşma yaptığımız zaman orada bir endüstri meslek lisesi açabileceklerini, buradaki okuyan öğrencilerin stajlarını Almanya'da yapabileceğini, buradaki endüstri meslek lisesini bitirenlerin orada üniversitede imtihansız devam edebilecekleri gibi ön bir mütalalar yapıldı. Kırsal Alan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Faruk Özen'le beraber bir yurt dışı programı düşünülüyor. Bununla ilgili meclisin yetkisinde, evet, belediye başkanı için bir yıllık verdiğimiz bu yetkiyi de, ama zaman zaman gidişler için belediye meclis üyesi ve personeliyle ilgili veya misafirlerle ilgili meclisin kararı gerekiyor. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o bildiriyle kabul edilmiştir. Daha sonra Plevne Mahallesi'nde pazar yeri özlemini giderecek olan Savaştepe Caddesi Çayır Sokak bölgesindeki düşünülen yerle ilgili çalışma oylandı. Savaştepe Caddesi'nin kuzeyinde böyle bir yer yok. Bu güney istikametinde. Ama yine o Savaştepe Caddesi'ne oldukça yakın bir mesafede. Arkadaşlarımız İmar Müdürlüğü inceleme yaptı. Orada bir takım düzenlemelerle bu pazar yeri ve otopark gibi kullanılabilecek bir alan çıkartabileceklerini ifade ettiler. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıda dilek ve temennilerde dile getirilen kırsal alanlarda yapılan yol yapım çalışmaları, cemevi, cami ve mezarlıklarla ilgili olarak Başkan Kafaoğlu yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında da meclise bilgi verdi. 81 tane kırsal mahallemiz var. Bütün ekipmanlarımızla beraber buralara hizmet götürmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 120 kilometre yol yapılmış köy içinde. Nasıl yapılmış bunlar? Köy içindeki çamurlar kazınarak, altındaki yumuşak kapak kazınarak, altına dağ malzemesi 05-025 bypass malzemesi atılarak sıkıştırılmış, silindirle üzerinden geçilmiş. 120 kilometre yol yapılmış, 138 kilometre tarla yollarıyla ilgili çalışma yapılmış. 2 tane cemevi, 3 tane cami, 3 tane muhtarlık odası, gibi okul tanzimi, okul bahçesi tanzimi gibi faaliyetlerimiz devam ediyor. Çocuk oyun bahçelerinin kurulmasına başlanıyor. Bu yıl sonuna kadar 50 tane oyun çocuk bahçesi kırsal mahallelerimize kurulmuş olacak. Havran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe merkezinde bulunan Ebubekir Mahallesi, Hamit Güven ve Menderes caddelerinde yol bakım çalışmaları yaptı. Havran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan Ebubekir Mahallesi, Hamit Güven ve Menderes caddelerinde yol bakım çalışmaları yaptı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, bu çalışmaların geçici olduğunu, bozuk yollara daha kalıcı çözümler bulacaklarını söyledi. Havran'ın her köşesine hizmet götürmek için çalıştıklarını anlatan Ersoy, önümüzdeki günlerde eski Ziraat Bankası önünde oluşan çukurları da dolduracaklarını söyledi. Sevgili seyirciler, Türkiye Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Yılmaz Kur'an bir basın toplantısı düzenleyerek sert eleştirilerde bulundu. Başkan Kur'an, idareci ve müdür atamalarında büyük oranda kayırma yapıldığını söyledi. İlk defa müdür olmak isteyen ve tekrar müdür olmak isteyen arkadaşlarımızla ilgili bir mülakat söz konusu. Türkiye Eğitim Sen Balıkesir Şubesi'nde yapılan basın toplantısında Başkan Yılmaz Kur'an, daha önce de çeşitli defalar açıklama yapmalarına ve suç duyurusunda bulunmalarına rağmen idareci ve müdür atamalarında kendilerini rahatsız eden durumun devam ettiğini söyledi. Bu mülakatta alınan puanların yarısı, ayrıca
etkiki dediğimiz, yani arkadaşlarımızın kendi işte öğretmenlikte geçen süreler, ileride geçen sürelerle ilgili rakamlar toplanıyor. Her ikisinin %50 ortalamasıyla yeni müdür görevlendirmeleri başlayacak. Şimdi sıkıntı nerede? Biz dedik ki bu iş yanlış, kanun yanlış. Aynı anda 76 bin kişiyi görevden aldılar. 16 bin tane okul müdürünün 8 binini tekrar görevlendirdiler. Geriye kalan 8 binini de görevlendirmediler. Yeni görevlendirmeler. Şimdi burada insani ölçülerde hiçbir şey yok. Hak, hukuk, adalet, vicdan, ahlak, namus. Yani bu bizim milli manevi değerlerimiz dediğimiz hiçbir değer yok. Sadece bir yandaş görevlendirme söz konusu. Bu yapılan haksızlıkların baş sorumlusunun İl Milli Eğitim Müdürü olduğunu belirten Başkan Kur'an, kendisini vicdanı olmaya çağırdı. Bey komisyon üyeleri, 4 tane komisyon vardı. Orada çeşitli ilçelerin Milli Eğitim Müdürleri, ilçe Milli Eğitim Müdürleri, şube müdürleri, ilde işte müdür muavinleri, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri gibi arkadaşlar görev aldı. Biz bunlara soruyoruz. Size yapılsa ne olur bu haksızlık? Yani iğneyi kendine batır, çuvalıcı da gel bize batır. Bütün bu haksızlıkları, adaletsizlikleri yapıp kul hakkı yerken rahat rahat uyuyabiliyor musunuz? Gece yatağınızda yattığınızda eğer mışır mışır uyuyorsan, vicdanın sızlamıyorsa benim sana diyecek bir şeyim yok. Sevgili seyirciler, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Vali Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin sağlıklı ve doğru haberi almaları gerektiğini belirten Vali Yaman, bunun için kurum müdürlerine talimat verdiğini söyledi. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve yönetimi valilik makamında Mustafa Yaman'ı ziyaret etti. Ben de cemiyet yönetiminden Ramazan Karaköy'üm. Ramazan Demir, Balıkesir basın tarihinden ve günümüzdeki çalışmalardan bahseden bir konuşma yaparak Vali Yaman'a bilgi verdi. Sayın olsun. Sandalye yardımcımız olsun. Balıkesir, Türkiye'nin güzel köşelerinden bir tanesi. Büyükşehir Belediye'de bir şey var yani. Türkiye onun da güzel. Evet, gerçekten Türkiye Balıkesir'de daha farklı, daha güzel. Güzel coğrafyada yaşıyoruz. Burayı seveceğinizi biliyorum. Medya alanında gerçekten zengin. 86'da bir ayet matbaasında basan karışım yazısıyla başlıyor. Sen bastıkan Mehmet Tarık Şarkı'yı kutladığınızda da yani bu yüksek sesli kesimdeki çalışmaları. Gerçekten zengin bir üniversiteye sahip. Bizim cemiyetimizin de 206 tane aktif çalışan işte Marmara Adası'ndan Ayvalı'ya kadar görev yapan her bölgede aktif çalışan gazeteciler üyesi. Balıkesir'de yine tarihi Paşa Konağı var burada. Sizden önceki valilerimizin ve ilgilenen mevsim o dönem özel edersin tatlılarıyla gazeteciler cemiyetine tahsis edildi ve o konağı 1850 bilinen tarihiyle Balıkesir basın müzesi olarak kazandı. Vali Mustafa Yaman da gazetecilerin kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgiyi alabileceklerini ifade ederek bu konuda yöneticilere bilgi verdiğini söyledi. İnsanlar kimlikleri olmalı. Bu binada bu şehrin kimliğini şahsını olmaz. Daha farklı bir anlamda. Sevgili seyirciler, Balıkesir Tabip Odası düzenlediği basın toplantılarında iş kazalarında artan ölümlere dikkat çekti. Basın metnini okuyan Başkan Fikret Şahin, yetkilileri caydırıcı önlemler almaya çağırdı. Balıkesir Tabip Odası düzenlediği basın toplantısında iş kazalarında artan ölümlere dikkat çekti, yetkilileri önlem almaya çağırdı. Ülkemizde iş kazasının olmadığı ve işçilerin yaşamlarını kaybetmediği gün geçmiyor. Tabip Odası Başkanı Fikret Şahin, herkesi iş kazalarının bizim ülkemizde neden bu kadar sık yaşandığını sorgulamaya davet etti ve ekledi. Daha fazla kar amacıyla iş güvenliğinden ödün verilmesinin sonucu olarak bunları yaşıyoruz. İş yeri denetimleri kurumsal değil, şahıslara bağlı yapıldığı için yeterince denetim mekanizmaları işletilememektedir dedi. Acı bir gerçek ki iş kazalarında dünyada rekordan rekora koşuyoruz. Yine geçen hafta Karaman Ermenek'te yaşanan maden kazası sonrası halen 18 işçi kardeşimiz maden altında bulunuyor.
biz neden bunları yaşıyoruz? Neden ülkemizde bu kadar sık iş kazaları oluyor? Diğer ülkelerde bu kazalar neden bu kadar sık değil? Ülkemizdeki iş kazalarını azaltmak ve çağdaş ülkelerdeki düzeye getirmek için neler yapmamız gerekiyor? Bunların bilimsel olarak araştırılması ve gerçekçi önlemler alınması gerekiyor. Kısaca, daha fazla kar amacıyla iş güvenliğinden ödün verilmesinin sonucu olarak bunları yaşıyoruz. İş yeri denetimleri kurumsal değil, şahıslara bağlı yapıldığı için yeterince denetim mekanizmaları işletilememektedir. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimleri işverene bağlı çalıştıkları için bağımsız denetim yapmanın imkanı yoktur. Bu konular üzerinde bir an önce tekrar değerlendirme ve düzenleme yapılması gerekmektedir. Tabip Odası İş Yeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Doktor Mehmet Sevinç Han da iş yerlerinde yaşanan kazalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. İnşaat sektöründe ülkemizde 2 milyon kişi çalışıyor. Son 5 yılda inşaat sektöründe meydana gelen iş kazası sayısı 34.846'dır. Yine son 5 yılda inşaat sektöründe iş kazası ölenlerin sayısı 1754 kişi, sakat kalanların sayısı ise 1940 kişidir. 2014 yılının, yani bu yılın, içinde olduğumuz yılın ilk 8 ayında Türkiye'de iş kazaları ölen işçi sayısı ise 1264 kişidir. Bu rakamlarla ölümcül iş kazalarında dünyada 3. Avrupa'da 1. sırada. Sevgili seyirciler, Dursun Bey'e bağlı Akyayla Mahallesi'nde caminin 50 metre ilerisinde bulunan minare geçen yıllara meydan okuyor. Mahalle sakinleri mevcut caminin yanına yeni yapılacak minare için destek bekliyor. Balıkesir'in Dursun Bey ilçesine bağlı Akyayla Mahallesi'nde 1963 yılında yapılan minare yıllara meydan okuyor. Zamanın ünlü minare ustalarından Nafiz Usta tarafından yapılan minarenin ahşap kısmı bozulmadan ayakta dururken minare şerefesi üzerinde bulunan teneke çatıda bozulmalar meydana gelmiş durumda. Köyün cami ile arasında 50 metre bulunan minarenin şerefesinin dış aydınlatması da konserve şişeleriyle içine konulmuş ampullerle sağlanıyor. Ayrıca cami içinden çekilen bir hatla minarenin ses sistemi de köylüler tarafından yapılmış. Aralarında bir miktar para toplayan köylülerin genelinin maddi durumunun yetersiz olması sebebiyle yeni minare köye hala kazandırılamadı. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Köylüler yarım asırlık bu minarenin restore edilerek daha uzun yıllar ayakta kalmasını isterken ayrıca büyük ihtiyaç haline gelen yeni minareye hayırseverlerin desteklerini bekliyor. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Köse İnşaat spor haberlerini sunar. Balıkesir Spor Çaykur Rizespor'dan sonra Eskişehir Spor deplasmanından da 2-2'lik skor ve 1 puanla dönerken galibiyet özlemini gideremedi. Ligin 3. haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı Sercan ve Gökhan'ın golleriyle 2-0 yenerek büyük bir sürprize imza atan Kırmızı Beyazlılar tam 5 haftadır 3 puanı bir arada göremedi. Balkes Galatasaray maçının ardından çıktı. Gençler Birliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Bursa Spor ve Eskişehir Spor maçlarından sadece 2 beraberlik ve 2 puan çıkarabildi. 2-2 beraberlikle kapattığı Çaykur Rizespor ve Eskişehir Spor deplasmanlarında öne geçmesine rağmen maçı galibiyetle noktalayamadı. 8 hafta sonunda bir galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle 5 puan toplayabilen Balkesler'de kayıp puan toplamı 19'a ulaştı. 8 maçta sadece 8 gol atabilen, 17 gol yiyen Kırmızı Beyazlılar maç başına 1 gol atıp ortalama 2 gol yedi. Puan cetvelinde son sırada yer alan Balıkesir Spor, -9 averajla en kötü takım sıralamasında da başı çekti.
8 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda oynanacak Mersin İdman Yurdu Balıkesir Spor maçının hakemi belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Fevzi Demirhan yapacak. Maçın 4. hakemliğini Ömer Faruk Ocak, 5. hakemliğini Mustafa Aydın, 6. hakemliğini ise Sinan Cem İyihuylu yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının maç programı ve görevli hakemleri şöyle. 7 Kasım Cuma Sivas Spor Eskişehir Spor Serkan Çınar, Gaziantep Spor Akhisar Belediye Spor Alper Ulusoy. 8 Kasım Cumartesi Mersin İdman Yurdu Balıkesir Spor Abdülkadir Bitigen, Kardemir Karabük Spor Galatasaray Barış Şimşek, Fenerbahçe Çaykur Rize Spor İlker Meral. 9 Kasım Pazar Kayseri Erciyes Spor Bursa Spor Tolga Özkalfa, Kasımpaşa Gençler Birliği Fırat Aydınus, Trabzonspor Torku Konya Spor Özgür Yankaya, İstanbul Başakşehir Beşiktaş Cüneyt Çakır. Hayır, 8 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda karşı karşıya gelecek Mersin İdman Yurdu ve Balıkesir Spor çalışmalarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Her iki takım için de önemli olan bu karşılaşma öncesinde açıklama yapan Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, Balıkesir Spor'un çok iyi mücadele etmesinin işlerini zorlaştırabileceğini söyledi. Bizim gibi takımlar, böyle yeni çıkmış takımların bir puana bile çok ihtiyacı var. Balıkesir Spor maçının çok kritik olduğuna işaret eden Çalınbay, bu maçta seyirci desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Büyük takımlar o puanları telafi edebilir ama bizim kesme şansımız zorlaşıyor. Öte yandan geçtiğimiz hafta oynadıkları Gaziantep Spor maçında Fırat Aydınus'un mükemmel bir maç yönetmesine karşın yardımcılarının hatasıyla Nizami 2 gollerinin iptal edildiğini vurgulayan Çalınbay, hakemler çok olunca hatalar da çok olmaya başladı dedi. Biz hakemden memnunum, gerçekten memnunum. Bana göre de yani Fırat Aydınus mükemmel bir maç yönetti. Ama yan hakem arkadaşlarımızın formları iyi değildi, yani onların yaptığı hatalar. Bir tek bizim maçta değil, genel olarak baktığımızda yani hakemler bayağı bir belirleyici oluyor. Ve buradaki 6. hakemlerin bana göre biraz daha olayın içine girmeleri gerekiyor. Biraz daha belirleyici ve aktif olmaları gerekiyor. Bugüne kadar yani oynadığımız 8 maçlarda baktığımız zaman grafimiz iyi. Yani kötü olduğumuz anlar da kötü oynadığımız anlar da ama iyi yaptığımız şeyler daha fazlaydı genel olarak. Bu son oynadığımız maçta hakikaten daha iyi oynamamız gerekiyor, daha iyi şeyler yapmamız gerekiyordu. Ancak son yarım saat iyi bir baskı kurabildik. Onu da tabii ki istediğimiz şeylere yapmak ellerinde. Yani gol mü gol yine bulduk. Ama maalesef akşam atalım. Bana göre yani en bir tanesi kesinlikle oldu. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin güçlü takımlarından Best Balıkesir Basketbol 7 Kasım Cuma günü saat 14.30'da Bursa Final Okulları Spor Salonu'nda Final Gençlik'le karşı karşıya gelecek. Ligin 6. haftasında galibiyet serisine devam etmek isteyen Best, Final Spor karşısında maça iyi motive olacak, 5. galibiyetine imza atmaya çalışacak. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 6. haftanın maçları şöyle. 7 Kasım Cuma Gelişim Koleji İTÜ, Final Spor Best Balıkesir Basketbol, Mondi Melikşah Üniversitesi Mamak Belediyesi. 8 Kasım Cumartesi Mersin Büyükşehir Belediye Spor Orkide Gediz Üniversitesi, Akhisar Belediye Spor TÜYAP Büyükçekmece Basketbol, İstanbul DSİ Adana Spor, Pert Evniyal Socar Spor, Yeşil Giresun Belediye Spor, Afyon Belediye Spor, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor, Sinpaş Denizli Basket. Köse İnşaat spor haberlerini sundu. Sağlığınız ve damak tadınız için doğal lezzet ürettik. Öz Işık süt ürünleri, kendi imalatı beyaz peynir, koyun peyniri, mihaliç peyniri, teneke tulum, günlük taze loru,
Özel üretim kaymağı ve şarküteri çeşitleriyle özlediğiniz ve doğallıkta zengin ürün yelpazesiyle hizmet sunuyor. Özışık Süt Ürünleri Fabrika, Çevre Yolu Eski Kepsut yolunda. Fabrikadan halka satış noktası Paşa Camii karşısı Hasan Baba girişinde. Şube, Altınoluk İskele Mahallesi Sağlık Ocağı karşısında. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Sağlığınız ve damak tadınız için doğal lezzetler üreten Özışık Süt Ürünleri hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir Kent Merkezi yarın sisli. En yüksek 21, en düşük 6 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu. En yüksek 22, en düşük 8 derece. Pazar günü sağanak yağmurlu. En yüksek 21, en düşük 8 derece. Pazartesi günü parçalı bulutlu. En yüksek 21, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Edremit yarın parçalı bulutlu. En yüksek 24, en düşük 12 derece. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmurlu, en yüksek 24, en düşük 14 derece. Pazar günü yağmurlu, en yüksek 22, en düşük 15 derece. Pazartesi günü parçalı bulutlu, en yüksek 23, en düşük 14 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın sisli, en yüksek 20, en düşük 6 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu, en yüksek 20, en düşük 8 derece. Pazar günü yağmurlu, en yüksek 17, en düşük 6 derece. Pazartesi günü parçalı bulutlu, en yüksek 18, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın sisli, en yüksek 20, en düşük 8 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu, en yüksek 20, en düşük 11 derece. Pazar günü yağmurlu, en yüksek 19, en düşük 10 derece. Pazartesi günü parçalı bulutlu, en yüksek 18, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Sağlığınız ve damak tadınız için doğal lezzetler üreten Özışık Süt Ürünleri hava durumunu sundu.